Merhabalar, ben Özge Millioğulları. Ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız Uyum İçin Türkçe dersimize hoş geldiniz. Haftanın başındayız. Hadi bakalım nasıl geçti hafta sonunuz? Çok güzel, umarım iyidir. Hazırsanız, kalemler ve kağıtlarımız da hazırsa hemen dersimize başlayalım. Bugün çocuklar sizlerle hava olaylarını, hava durumlarını işleyeceğiz. Hava durumu ne demek? Kelime anlamı nedir? Bugün hava nasıl? Bazen sizden pencereye çıkıp havaya bakmanızı isteyeceğim. Bazen de buradakileri birlikte öğreneceğiz. Resme göre cevap vereceğiz. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Evet. Hava durumu ne demek? Hava durumu deyince aklınıza ne geliyor? Hep birlikte bir düşünelim. Hava durumu, hava olaylarının bütününe denir çocuklar. Şöyle bir hatırlayın bakalım. Televizyonu açtık. Anne baba haberi izledi, değil mi? Evet. Haberleri izledikten sonra bakıyoruz. Hemen sonrasında bir abi ya da abla arkasında böyle bulut resimleri, güneş resimleri, yağmur resimleri bir şeyler söylüyor. Mesela diyor ki bu hafta hava yağışlı ya da bu hafta hava güneşli olacak, değil mi? İşte bunların hepsine biz hava durumu diyoruz. Anlaştık sanıyorum burada. Anlaştıysak bakalım neymiş bu hava durumları? Evet, bu bir ne? Bu bir güneş, değil mi? Evet, peki bunu gördüğümüzde hava durumuna nasıl demeliyiz sizce? Güneşli, harikasınız. Güneşi gördük. Kocaman sapsarı bir güneş bize gülümsüyor. Demek ki böyle durumlarda hava nasıl oluyormuş? Güneşli. Nasıl hava? Güneşli hava. Hava nasıl bugün? Güneşli. Nasılmış? Güneşli. Bir kere daha söyleyelim. Güneşli. Şimdi son kez. Güneşli. Harikasınız. Hemen devam ediyorum. Çok güzel. Bir yağmurumuz var. Değil mi? Gördük mü? Pıt 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 pıt. Bir bulutumuz var. Çok güzel, kocaman bir bulut. Altında da minik minik damlalarımız var. Peki bu resmi gördük. Televizyonda ya da bir kitapta ne diyeceğiz? Hava yağışlı diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yağışlı. Harikasınız. Bulutumuz var. Minik yağmur damlalarımız var. Bu demektir ki hava yağışlı. Neymiş? Yağışlı. Bir kere de birlikte yağışlı. Harikasınız. Devam ediyorum. Evet, burada ne var? Yine bir bulut. Peki güneş nerede? Bulutun arkasına saklanmış. Gördük mü? Evet. Güneş bulutun arkasına saklanmış. Biraz utanmış galiba. Peki böyle bir resim gördüğümüzde ne diyoruz? Bulutlu. Hava nasıl? Bulutlu. Nasıl hava? Bulutlu hava. Bir kere daha soruyorum. Evet çocuklar, hava nasıl? Bulutlu. Harikasınız. Bir kere de benimle birlikte söyleyin. Bulutlu. Çok güzel. Bence siz bu işi öğrendiniz artık. Hadi devam edelim o halde. Çok güzel. Kar tanelerini gördünüz mü? Hepsi birbirinden farklı, değil mi? Ben çok severim kar tanelerini. Bulutun altında kar taneleri var. Bu resmi gördüğümüzde ne diyoruz? Hava karlı. Ne diyoruz? Karlı. Nasıl hava? Karlı hava. Hava nasıl çocuklar? Karlı. Harikasınız. Devam edelim. Evet. Şimdi dışarı çıktınız. Birden böyle saçlarınız uçuşmaya başladı. Gördünüz bunu. Çok güzel. O zaman ne oluyor deriz? Bir vuu diye ses, tüm saçlarınızın hepsi uçuştu. Ne deriz buna? Rüzgar esiyor deriz, değil mi? Peki rüzgar esiyor, ağaçları yatırmış, gördüğünüz gibi bir rüzgar var. Bu havaya ne diyoruz? Rüzgarlı. Nasıl hava? Rüzgarlı hava. Hava nasıl? Rüzgarlı. Çok güzel. Son kez söyleyelim. Rüzgarlı. Harikasınız. Devam edelim. Bakalım burada ne var? Şimdi bunu sanki birkaç resim önce görmüştük, değil mi? Bir bulut, yağmur damlaları. Ne demiştik? Hava yağmurlu demiştik. Ama buradaki bulut birazcık kızmış sanki. Ne var burada? Bir şimşek resmi. Gördük mü? Evet. Bazen yağmur yağarken yağmur çok hızlanır. Dikkat ettiniz mi hiç? Önce pıt pıt pıt
başlar. Sonra pıt 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 çok fazla yağmur tanesi olur ve gök gürüldemeye başlar. Şimşekler çakmaya başlar. Birden her yer aydınlanır. Sonra da ses gelir, değil mi? İşte biz bu durumlara sağanak yağışlı diyoruz. Bu havalara biz sağanak yağışlı hava diyoruz. Ne diyormuşuz? Sağanak yağışlı. O zaman bulut ve yağmur varsa yağmurlu. Ama bulutla yağmurun yanında şimşek varsa, çok yağmur varsa ne diyoruz? Sağanak yağışlı diyoruz. Harikasınız. Haydi bir kere de birlikte söyleyelim. Ne diyormuşuz? Sağanak yağışlı. Son kez söyleyelim. Sağanak yağışlı. Çok güzel ilerliyoruz. Devam ediyorum. Güzel. Şimdi geldik eşleştirmeye. Şimdi önce bir resimlerimizi inceleyelim. Ne var burada? Güneş resmimiz var, değil mi? Çok güzel. Bir bulutumuz, kar tanelerimiz var. Harikasınız. Başka ne var? Bir de bulutun arkasına saklanmış güneşimiz var yine. Şimdi bize diyor ki gelin bu aşağıda yazan kelimeleri hangi resme uygunsa oraya götürelim. Benimle yapmaya var mısınız? Haydi bakalım, hazırsak başlıyorum. İlk resmimiz neymiş? Güneş, kar ve bulutlu bir hava var. Tamam, kopya verdim galiba. Önemli değil, duymamış gibi yapıyoruz. Tamam, şimdi ilk kelimemiz ne? Güneşli. Tıklayalım bakalım nereye gidiyor? Çok güzel, harikasınız. Peki başka ne yazıyor burada? Bulutlu yazıyor. Hangi hava bulutlu? Bir hatırlayalım mı? Bulutlu dediğimizde güneş bulutun arkasına kaçıyordu, değil mi? Harikasınız. O zaman görseli hemen. Güzel. Eşleştirelim. Bulutlu. Bulutun arkasına kaçmış bir güneş. Çok güzel. Ne kaldı geriye? Kar tanelerimiz. O zaman bu havaya da ne diyoruz? Karlı hava diyoruz. Haydi bir tekrar edelim. Güneşli. Güneşli. Karlı. Karlı. Bulutlu. Bulutlu. Devam edelim. Aynısından bir kere daha yapacağız. Çok güzel. Peki burada ne var? Bir kızgın bir bulut var, değil mi? Neydi bu? Bu neydi? Şimşek. Yağmur ve damlalar vardı. Peki burada daha sakin bir bulut ve yine yağmur damlalarımız var. Peki burada ne var? Bir bakalım, yine sallanan ağaçlar. Demek ki rüzgar var, değil mi? Tamam, o zaman önce yağmurlu havayı buluyoruz. Çünkü burada yağmurlu yazıyor. Sizce hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Haydi bakalım birlikte. Çok güzel. Yağmurlu havayı buldunuz. Harikasınız. Pekala, geriye kaldı rüzgarlı ve sağanak yağışlı. Şimdi hangi resim sizce rüzgarlı? İsterseniz böyle geçeyim. Bir de buradan bakın. Hangi resim sizce rüzgarlı? Harikasınız. Buldunuz. Hemen basıyorum. Ve rüzgarlı resmi siz buldunuz. Harikasınız, görüyorsunuz. Ne kaldı? Kızgın bulutumuz. Yani sağanak yağışlımız kaldı. Hemen onu da yerleştirelim. Harika. Mükemmel gidiyoruz. Devam ediyorum. Tamam. Şimdi bir tekrar edelim. Neymiş? Sağanak yağışlı. Neymiş? Sağanak yağışlı. Güzel. Neymiş? Yağmurlu. Bir kere daha. Yağmurlu. Peki burada ne var? Rüzgarlı. Neymiş? Rüzgarlı. Harikasınız. Haydi devam edelim. Şimdi bize bir soru sormuş, değil mi? Bir güneş resmimiz var. Işıl ışıl parlıyor güneşimiz. Ve bize diyorlar ki hava nasıl? Harikasınız. Hava güneşli, değil mi? Hava güneşli. Bir kere daha soralım. Hava nasıl? Hava nasıl? Hava güneşli. Neymiş? Hava güneşli. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Peki ne gördük burada? Yine bir bulut. Arkasında yağmur damlaları gördük, değil mi? Hemen altında. Hemen altında yağmur damlaları bulutumuzun.
Çok güzel. Peki bize bir soru sormuşlar. Soruya bakalım mı birlikte? Bakalım. Diyor ki, bugün hava nasıl? Hemen pencereye koşmuyoruz. Size şunu soruyor. Resme bakın. Resme göre bugün hava nasıl? Pencereye bakmayacağız tabii ki. Orada havanın nasıl olduğunu, herkesin evinde farklı hava var, değil mi? Doğru. Şimdi bugün hava nasıl? Sizce bugün hava nasıl? Bugün hava yağmurlu. Nasıl hava? Yağmurlu, değil mi? Bugün hava nasıl? Bugün hava yağmurlu. Harikasınız. Devam ediyorum. Çok güzel. Bir de bunu sormuş şimdi. Diyor ki, Ankara'da hava nasıl? Şimdi Ankara'da olanlar hemen pencereye koştu. Ama ne dedik? Bakmıyoruz. Resime göre cevap veriyoruz. Kar tanelerimiz var burada yine bulutumuzun altında, değil mi? O zaman havaya nasıl diyeceğiz? Evet, hava karlı diyeceğiz. Ankara'da hava nasıl? Ankara'da hava karlı. Nasılmış? Karlı. Ankara'da hava karlı. Çok güzel. Devam ediyorum. Güzel. Güneşimiz yine bulutun arkasına saklanmış. Ne diyorduk bu havaya? Şimdi bulacağız. Bakalım bize sormuş. Ne diyor? Gördük değil mi resmimizi? Gördük. Bize sormuş. Hava bulutlu mu? Bir kere daha soralım. Cevap verin siz de bana. Hava bulutlu mu? Evet, hava bulutlu. Güneş bulutun arkasına saklanmış. Biz biliyoruz artık bunu, değil mi? Çok güzel. Hava bulutlu. Sormuş, hava bulutlu mu? Evet, hava bulutlu. Harikasınız. Devam ediyorum o halde. Bize soruyor, resme bakın diyor ve söyleyin. Yarın hava rüzgarlı mı? Rüzgar neydi? Hani şu saçlarımızı uçuşturandı, değil mi? Evet, harikasınız. Sormuş bakalım, yarın hava rüzgarlı mı? Evet, yarın hava rüzgarlı. Gördünüz mü? Ağaçlar uçuşuyor çünkü. Harikasınız. Rüzgarlı, değil mi? Yarın hava rüzgarlı mı? Evet, yarın hava rüzgarlı. Çok güzel. Devam edelim haydi. Sormuş, resime bakın. Bugün hava güneşli mi? Hemen bakıyorum. Güneş yok. O halde ne diyoruz? Hayır. Bugün hava güneşli değil. Ne diyorduk? Hayır. Bugün hava güneşli değil. Nasıl peki? Yağmurlu. Çünkü bir bulut ve yağmur damlalarımız var yine. Harikasınız. Haydi devam edelim. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Tamam mı? Dersimizi bitirdik. Güzelce dinledik. Şimdi ne yapacağız? Öğrendiğimiz şeylerin alıştırmasını yapacağız. Yani etkinliklerimizi yapacağız. Haydi başlıyorum. Güzel, Merve ile tanışın. Bu kim? Merve. Merve yanına bir şemsiye almış. Bu neydi? Bu bir şemsiye. Çok güzel. Yağmurluğunu giymiş üstüne, değil mi? Biz buna yağmurluk diyoruz. Yağmurlu havalarda bunu giyiyoruz. Değil mi? Harikasınız. Peki Merve'ye soralım bakalım. Merve, bugün hava nasıl? Hadi şimdi birlikte soralım. Merve, bugün hava nasıl? Merve hemen cevap veriyor bize. Ama öncesinde ne yapıyor? Bize seçenekler sunuyor. Diyor ki, ben söylemeyeceğim. Siz bulacaksınız. Tamam. Kar tanelerimiz var mı? Hı-hı. Yağmur tanelerimiz var mı? Evet. Bulutumuzu da gördük mü? Harikasınız. Şimdi Merve şemsiye kullandığına, yağmurluk giydiğine ve yağmur damlalarını gördüğümüze göre hava ne diyeceğiz? Evet, hava yağmurlu diyeceğiz. Değil mi? Çok güzel. Bugün hava yağmurlu. Harikasınız. Devam edelim o zaman. Bugün hava yağmurlu. Biliyoruz. Evet, şimdi verilen resimleri gördük. Bakalım bu resimler bize ne anlatıyor? Hava nasıl? Birlikte yapalım. Hazır mıyız? Tamam. Önce ne var burada? Pıt pıt pıt. Yağmur tanelerimiz var. O zaman ne diyeceğiz? Hava yağmurlu diyeceğiz. Harikasınız. Hemen kardan adamımızı gördük mü?
Çok güzel, çok severim kardan adam. Gördük, havuçtan bir burnu var değil mi? Küçük küçük düğmeler var buralarda. Ağızlarını kömürden yapmışlar ya da taştan ve gözlerini çok tatlı görünüyor. Şimdi bir bakalım. Eğer kardan adamınız varsa, her yer beyazsa ne diyeceğiz bu havaya? Çok güzel. Karlı hava diyeceğiz tabii ki. Çünkü her yerde kar var değil mi? Harikasınız. Haydi devam edelim. Gördük mü bir uçurtma uçuruluyor burada? Gördük değil mi? Harikasınız. Harika bir hava. Ne diyeceğiz peki? Rüzgarlı diyeceğiz. Evet, aydınlık bir hava. Gördük. Fakat uçurtma rüzgarsız uçar mı? Hayır, uçmaz. Uçurtmanın ipini biz tutarız. Rüzgar onu istediği yere götürür. Hiç uçurtma uçurdunuz mu? Bir günde sizinle birlikte uçurtma yapalım o zaman, tamam mı? Çok güzel. Devam ediyorum. Evet, şimdi diyoruz ki burada birkaç tane hava olayı verilmiş. Öğrenmiştik ya. Güneş verilmiş. Bulut ve yağmur verilmiş, rüzgar verilmiş, hangisini altına doğru yazmış, hangisini yanlış yazmış birlikte bulacağız. Tamam mı? Güzel. Peki burada bir güneş resmi vermiş ve altına yağmurlu demiş. Yağmurlu doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış mı? Çok güzel. Tabii ki yanlış. Çünkü burada hava güneşli, hiç yağmurlu olur mu? Haydi devam edelim. İkinci resme bakalım. Ne var? Bulutumuz var, yağmur tanelerimiz var. Ama altına ne demiş? Güneşli demiş. Güneşli doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış mı? Hemen bakalım. Tabii ki yanlış. Çünkü burada hava yağmurlu değil mi? Harikasınız. Şimdi geldik son resmimize. Bir ağaç var değil mi? Ağaç sallanıyor ve altına rüzgarlı yazmışlar. Peki rüzgarlı bu resim için doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış mı? Çok güzel. Doğru tabii ki. Rüzgarlı havada ağaçlar bu şekilde sallanır değil mi? Harikasınız. Devam ediyorum. Evet. Burada ne var? Yine bir bulutumuz var. Çok güzel. Kar tanelerimiz var. Evet. Ve ne var? Kızgın bulutumuz, yani yağmur ve şimşek var değil mi? Çok güzel. Şimdi altlarına ne yazmış yine bakalım. Diğeriyle aynı. Hemen yapacağınızı düşünüyorum. Karlı yazmış, bulutlu yazmış ve sağanak yağışlı yazmış. Diyor ki resimlere bakın, altına doğru yaptıysam güzel bir doğru işareti koyun. Yanlış yaptıysam da çarpı atın diyor değil mi? Evet, o zaman devam ediyorum. Şimdi burada bir bulutumuz var. Gördük mü bulutumuzu? Altına da yazmış ki karlı. Peki sizce buradaki hava karlı mı? Buraya doğru mu diyeceğiz? Yanlış mı diyeceğiz? Haydi bakalım. Tabii ki yanlış. Neden? Çünkü kar taneleri yok ki karlı diyebilelim değil mi? Harikasınız. Devam ediyorum o halde. Diğer resme bakalım. Kar tanelerimiz var ve altına yazılmış ki bulutlu. Buradaki hava bulutlu mu? Buraya doğru mu yapalım? Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki yanlış. Bu karlı bir hava değil mi? Haklısınız. Bulutlu bir hava değil. Kar yağışlı, karlı bir hava. Çok güzel. Geldik son etkinliğimize. Ne diyor burada? Kızgın bulutumuz var. Altına da sağanak yağışlı yazmış. Ne demiştik? Bulut ve yağmur varsa yağmurlu. Fakat şimşek varsa, gördük mü şimşeğimizi? Evet, gök gürüldüyor, ışıklar çakıyorsa birden ne diyorduk? Sağanak yağışlı diyorduk değil mi? Harikasınız. O halde buradaki resim sağanak yağışlı değil mi? Doğru o halde değil mi? Haklısınız ve harikasınız. Çok güzel. Bakalım doğru mu? Doğru. Baştan karlı dedik. Yanlış. Bu bulutlu. Peki burada bulutlu mu? Hayır. Karlı. Peki burada sağanak yağışlı mı? Evet. Sağanak yağışlı.
Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Ellerimizi 20 saniye yıkıyoruz değil mi? Evet, ama sularımızı çok açıp israf etmiyoruz. Güzelce yıkıyoruz, çok su harcamıyoruz. Bol bol kitap okuyup evlerimizden çıkmıyoruz. Diğer ders görüşmek üzere.